Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Önce sağlık diyerek başladığımız Başkent'te Sağlık programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Yine sağlığınıza dair her bilgiyi alabileceğiniz programımızda farklı konu başlıklarıyla ekranınızda olacağız. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımıza endometriozis yani çikolata kisti hakkında bilgiler alarak başlıyoruz. Endometriozis üreme sağlığıyla yakından ilişkili bir konu. Aynı zamanda neden olduğu şikayetlerle de yaşam kalitesini çokça etkiliyor. Kadın üreme sağlığını endometriozis nasıl etkiliyor ve tüp bebek tedavisi süreciyle ilgili de çok önemli sorulara cevaplar bularak başlayacağız. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gövşen Önalan hocamız stüdyomuzda bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. İyi misiniz? Güzel bir bahar. Değil günü. Mi evet, hocam? Evet, çok güzel dışarısı ya. Hocam aslında güzel bir bahar, Mart ayı da endometriozis farkındalık ayı evet. idi. Evet. Çok önemli bir konuyu konuşuyoruz bugün çünkü kadın üreme sağlığı ile ilgili çok önemli başlıklarımız gerçekten var. Gerçekten öyle. Hocam geçen haftada Başkent Üniversitesi Ankara evet. Hastanesi'nde çok önemli bir toplantı evet. gerçekleştirdiniz. Konunuz endometriozisti. Evet. Yine bu konunun farkındalığı ile ilgili evet. önemli bir değil mi hocam? Toplantı etkinlik oldu. Oldu, evet. Çok değerli hocalarımız katıldı. Hepsine şimdiden tekrar teşekkür ediyorum. Hastalığın genel seyrine bakıldığında üreme dışında hastalığın aynı zamanda istenmeyen sıkıntılı yanları da var. Evet. Bunlar kanserle de ilgili bir bağlantısı var. Onu birazdan açarım. Evet, yani hocam. Sağ olsun tüm hocalarımız destek verdiler. Endometriozis tüm dünyada yaklaşık Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemelerine göre üreme çağındaki kadınların 190 milyon insanın etkilendiğini gösteriyor. Yani bizim Türkiye nüfusunun iki katını düşünün, bu kadar insanın etkilendiği bir hastalık. Evet. Tüm dünyada aslında tam tanısı konamadan ağrılı adet veya üremeyle ilgili şikayetler olan kadınların bundan daha fazla olduğu düşünülüyor ama tanısı konabilenler bunlar. 200 milyona yakın kadını etkileyen bir hastalık. Hastalığın benim şöyle söyleyeyim, 35 yıllık meslek hayatımda kanserden sonra üreme sistemini en çok etkilediğini gördüğüm, ne ondurur ne öldürür denecek cinsten bir hastalık. İnanın gerçekten her yaş grubundaki kadını, yani 12'li 13'lü yaşlardan başlayıp 45'li yaşlara kadar 30-40 yılını yaşam kalitesini etkileyecek kadar önemli bir hastalık. Evet. İlk yaşlarda adetlerde sancıyla başlıyor ve iş güç kaybı okul başarısını etkileyebiliyor okula gidemediği için. Orta vadede üreme sistemini etkilediği için üreme sistemi çocuk olma güçlüğü ciddi anlamda var. 5 kat azalabiliyor. İleri yaş grubunda da ağrılı adet dışında bu kistlere dönüşüp yaşam kalitesini bozacak ağrı artı maalesef kötü hastalık yapma riski de, kanserleşme riski de bir miktar artıyor. O yüzden bu toplantıda zannediyorum hocam her evet. her yönüyle değil mi evet. ele almak istediniz. Ürolog arkadaşlarımız dahi vardı çünkü evet. komşu organları da etkileyen bir hastalık. Peki nedir bu endometriozis nedir dersek? Hocam? Evet. Nasıl bir sorun bu? Şimdi kadınların %100'üne yakınında kendi adet kanı normalde adet gördüğü dönemde karın boşluğuna kaçıyor. Evet. Ama kadınların %5'i 7'si bu adet kanını yabancı madde sayıyor. Normalde vücut bunu temizleyebiliyor. Kendine kaçmış, içeriye kaçmış adet kanını temizleme yeteneği var. Ama %5-7 kadın kendi adet kanını yabancı madde sayıp ona karşı reaksiyon geliştiriyor. Bir takım sistemik hastalıklarla beraber görülüyor. Yine vücudun kendi dokularına karşı yabancı madde saydığı işte artrit diyoruz. Bağ dokusu hastalıkları, tiroid hastalıkları, yine sistemik hastalıklar endometriozisle bağlantılı. Buradaki temel olayın aslında aşırı yanıtlı bir bağışıklık sistemi olduğu düşünülüyor. Genetik yatkınlık var maalesef. Var mı? Annesinde, teyzesinde, kız kardeşinde endometriozis olan hanımların maalesef 4 kat özellikle artmış riskleri var. Ben bir genç kızı endometriozis gördüğümde ablası varsa ablasını da çağırıp ya da onların da muayene olmasını öneriyorum. Yani ailede de bir yatkınlık var. Yatkınlık ve 4 kat artmış bir risk var aile içinde varsa. Annede varsa hocam. Annede varsa 4 kat kızında yine da olma ihtimali. Kızında da evet. bu açıdan da farkındalık önemli. Evet. Yani inanın tanısı zaten zor konabiliyor. Bir takım bulguları var ama o bulgular direkt olarak hastalığı gösteremiyor. Çünkü bunlar non-spesifik diyoruz. Yani o hastalığa özgü olmayabilir. Adette sancı, ilişkide sancı, ağrılı cinsel aktivite bu hastalığın bulgularından birisi. Onun dışında da
yakın organları tutabiliyor. Onlara bağlı şikayetler yapabiliyor. Şöyle, yani kendi adet kanını yabancı madde sayıp sanki karın boşluğuna bir yapıştırıcı madde dökmüşsünüz gibi bütün organlar birbirine yapışıyor. Anatomik burada biriktiriyor bozukluğu. Mu hocam bu kanı vücut? Bu kanı temizleyemedikçe onu hapsetmeye çalışıyor. Elinize çalışıyor. Batmış kıymık gibi düşünün. Hı hı. Atılmıyor ama onun çevresinde sürekli lokal bir enfeksiyon hali var. Sürekli orada bir iltihabi süreç var. Aynen aynı şekilde karın boşluğunda sürekli iltihabi bir süreç var. Şöyle ki östrojen hormonu, yani kadınlık hormonu bağımlı bir hastalıktır. Kadınlık hormonu olduğu sürece bu hastalık ilerler ve progresyon gösterir, ilerleyicidir. Onun için hani kanserde tamam tanı kondu bir şeyler yapılabilir ama bunda cerrahiden de fayda görmediği gibi maalesef yaygın ilerleyici bir hastalıktır. Üreme sistemini inanın bu kadar etkileyen başka hastalık pek yoktur. Hocam en zor tarafı bu herhalde endometriyozisin, evet. Değil mi? Çünkü cerrahi tedavilerden hastalarınız çok fazla bir fayda göremiyor maalesef. Şimdi cerrahi şöyle bir şey, bir organda bir yerde değil. Bu genelde karın içinde yapışıklıklar yaygın halde. Siz bir yeri temizleseniz de, yani rahmin üzerine, öncelikle bu hastalık dört evreli bir hastalık. Birinci, ikinci evresinde, başlangıç evresi diyoruz ona. Sadece işte bizim rahmimizin üzerine örten periton dediğimiz bir zar var. O zarın üzerinde ufak ufak barut yanığı kıvamında şeklinde lezyonlar diyoruz biz bunlara. Lezyonlar oluşturmaya başlıyor. Mercimek büyüklüğünde, biraz mercimekten büyük halde kırmızı barut yanığı kıvamında odaklar var. Bunlar daha sonra ikinci evresinde ilerledikçe yumurtalığın içerisine girmeye başlıyor. Hastalığın ilerlemiş evresinde yumurtalık içerisine, dışarıdan adet kanı resmen yumurtalığın içerisinde kendine bir ölü boşluk oluşturuyor. Ve o ölü boşlukta aynen elmanın çürüğü gibi zamanla yumurtalığı tamamen bitirebilir hale geliyor. Sonuçta ilerlemiş hastalığın en kötü yanı, diğer bir yanı da komşu organlara bu sefer etkilemeye başlıyor. Önce rahimle başlıyor, yumurtalıkları etkiliyor. Ondan sonra da komşu organların üzerindeki, onların üzerine örten zarı etkilemeye başlıyor ve böylece dışkılamada ağrı veya işte çiş yaparken ağrı dediğimiz bulgular olabiliyor. Ama bunlar %100'ünde olmuyor. Zaten bunlar ilerlemiş olgular mı, evet, hocam? Bunlar ilerlemiş olgular. Bir de yeni bir tanım çıktı. Scar endometriosis dediğimiz, yani cerrahi insizyonlarda da normalde endometriozis odakları oluşabiliyor. Son yıllarda özellikle sezaryen oranı arttığı için, evet, biraz daha sık görmeye başladı. Risk arttı mı? Biraz artıyor. Sonuçta bu hastalığın temel nedeni bilinmiyor ama kendi adet kanını yabancı madde sayan bir hastalıkla başlıyor. Nadiren erkeklerde olabiliyor. Orada da bir takım hücresel dönüşümlerden olduğu düşünülüyor. Ama erkeklerde olma ihtimali çok çok az. Sonuçta kadınlara özgü bir hastalık. Burada hocam önemli olan şey aslında gerçekten genetik yatkınlığın olduğu bilinmeli ve evet. Genç kızlarımızda da değil mi hocam? Kesinlikle. Bu riskin olduğu, olabileceği, adet sancısının aslında her zaman da çok normal bir belirti olmadığı. Özgün Hanım, şöyle söyleyeyim ben. Bundan lütfen. 10 yıl öncesine kadar normalde biz ağrılı adeti ilk gördüğü yaşlardan itibaren adet görüyorsa onu normal sayıyorduk. Evet. Buna primer sancılı adet deniyor. Yani halk arasında da bu normal görülüyor hocam. Ama son 10 yılda yapılan çalışmalar şunu gösterdi ki aslında primer dismenöre dediğimiz bu hastalık normal değil, anormal bir hastalığın göstergesi. Şimdi yeni bir teori var. Yeni teori şunu diyor. Yeni doğan çocuklarda, genç küçük kız çocuklarında plasenta dediğimiz çocuğun eşi ayrıldıktan sonra ufak bir kanama oluyor. O kanama normalde adet kanının başlangıcı gibi içeride çocukken, yani daha bebekken içeriye yayılabiliyor. Başlıyor. İlk adetle beraber aslında ilk adet görmeye başladığında hastalık birden kendini gösterebilir. Eskiden bu başlangıçta başlamaz diye düşünülüyordu. Yani ilk adetlerdeki sancıları normal sayıyorduk. Ama inanın bugün hani eve götürülecek en önemli mesaj ya da buradan vereceğimiz en önemli mesaj. Hocam. Bir genç kızda 10 üzerinden 5'i geçen iş güç kaybı yapacak kadar ağrısı varsa bunu lütfen önemseyin. Bu konularda deneyimli, deneyim bu işte çok önemli. Çünkü genç kızlarla ilgili ultrasonlarda vajinal ultrason yapma imkanımız yok. Olmadığı için üstten yapılan ultrasonlarla da o konuda deneyimli olan hekimlerin görmesi lazım. Çünkü üstten yapılan ultrasonlar ister istemez diğer ultrasona göre bazı şeyleri kaçırabilir. Yani gerçekten çok önemli. Ağrılı adet normal değil artık.
Artı burada 10 üzerinden 5'i geçmiş şiddette ağrısı bu önemli, varsa. Değil mi? Mesela evet, okul yaşantısını etkiliyor, kesinlikle, iş yaşantısını etkiliyor hocam. Yani şöyle, İngilizce'de bunun bir karşılığı da var. Türkçe'de yok ama sonuçta iş başarısını da etkiliyor, okul başarısını da etkiliyor. Çünkü devamsızlıkları artıyor. Evet. Buradaki en önemli şey bunu normal saymadan kontrol ettirmek. Temel başlangıç yakınması ağrı. Buradaki ağrının da şöyle bir özelliği var. Yapılmış yurt dışı çalışmalar şunu göstermiş durumda. Özellikle çalışan kadınların bir yılda üretkenliğindeki azalmaya hesap edildiğinde maddi olarak karşılığı 15 ile 20 bin dolar karşılığı görülüyor. Evet. Bunu Türk parasına çevirirsek 500 ile 1 milyon TL'ye karşılık geliyor üretkenliğindeki azalma. Azalma ve ekonomiye etkisi. Evet. Hatta şöyle bir çalışma yapılmış. Kadınların 20 dakika iş yerinde oturabileceği süreye bakılmış. Ağrılı olduğu, adetinin ağrılı olduğu günde. Bunun kadınların 20 dakikadan uzun oturamama oranı %50. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl yani, etkiliyor değil mi hocam? Ne kadar? Yani siz iş yerine geliyorsunuz, 20 dakika oturamıyorsunuz ve işten çıkmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü ağrıyla baş etmeye, evet, çalışıyorsunuz. Baş etmeye çalışıyorsunuz. Buradaki temel olay işte ağrıyı azaltacak ilaçlar falan verilmesine rağmen ağrının devam etmesi. Ya bu da ne kadar doğru hocam, evet, değil mi? Hemen ağrı kesicilerden de fayda görmeye çalışıyoruz. Biraz bu belirtileri saklayabilir mi aynen, bu durum? Aynen. Yani biraz kilimin halının altına işte tozları süpürmek gibi. Mi? Aslında burada en çok annelere iş düşüyor. Yani evet, bu hocam, hastalığı yok, yani ağrılı adeti normal saymamak ve bunu işte genç kızı çok da korkutmadan bir kadın doğum hekimine göstermekte fayda var. Dediğim gibi en büyük sıkıntı görüntüleme yöntemleri maalesef üstten yapılan. Deneyimli hekimler, yani ben bir muayeneye başlarken ilk aklımda olan şey burada bir endometriyotik odak var ve ben bunu göremiyorum diye bakmaya başlıyorum. Çünkü mercimek boyutunda bir oluşumu bizim ultrasonda görmemiz mümkün değil. Çok ufak ufak. Ama burada yaptığı anatomik bozulmalar var. Anatomik bozulma. Yorumluyor musunuz? Evet. Yani yumurtalıklar olması gereken yerde değilse, rahmi geriye dönükse, özellikle rahimin geriye dönük olması doğurmamış bir genç kızda normal değil. Onun için buradan yola çıkıp gerekirse görüntüleme yöntemlerinden MR isteyip tanıyı doğrulamaya çalışıyoruz. Bu hastalık östrojen bağımlı, yani kadınlık hormonu bağımlı bir hastalık olduğu için ilerleyici bir hastalık. Sonuçta peki, biz bunun karşıt hormonunu vererek ağrısını azaltmak istiyoruz. Yani burada aslında hocam hastalık eğer erken teşhis edilebilirse durdurulabilir mi? Bu ilerlemesi en azından yavaşlatılabilir çok mi? Çok güzel. Yani sonuçta progresyon gösteren bir ilerleyici bir hastalıktır. İlerleyici hastalığın sadece ilerlemesini durdurmak bile bizim için başarı. Bunun için de hormonal süpresyon dediğimiz süpresyon yapıyoruz. Yani geçici menopoz iğneleri falan var ama çok ileri hastalıkta ve bunlar çok büyük kistler olanları yaptığımız tedaviler. Gebelik koruyucudur bu arada. Yani bir çift endometriozis tanısı aldıysa bir an, evet, önce gebe kalması önerilir. Çünkü doğurganlık hızını, aylık doğurganlık hızını 20'li yaşlarda bir kadının ayda bir ayda gebe kalma oranı her şey normalken %20-25 iken, evet hocam, bu 5 kat düştüğünü düşünürseniz %5-10'luk bir orana düşer. Endometriozisi varsa. Endometriozis tanısı varsa. Endometriozisin tanısı nasıl konulur derseniz endometriozisin tanısı görmektir. Ama herkese cerrahi yapıp onu, lezyonu görmek mümkün değil. Öyle bir uygulama da yok. Bulgulardan yola çıkıp deneyimli bir hekimin öngörüsüyle tanı konabilir. Görüntüleme yöntemiyle tanısı doğrulanabilir. Evet, ama hocam, asıl olay görmektir. Ama biz 15-20 yaşındaki bir genç kıza cerrahi yapalım da laparoskopi yapalım veya açık ameliyatla bakalım yok. Ama burada dediğim gibi deneyimli bir hekimin bu hastalığı düşünerek tanıyı doğrulaması, üstüne görüntüleme yöntemlerini destekleyip hormonal süpresyon önermek şeklinde. Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi tüp bebekle tedavisiyle uğraşıyorsunuz. Evet. Pek çok hasta görüyorsunuz. Endometriozis kaynaklı tüp bebek tedavisi için gelen, belki de çocuk sahibi olmak için başvurduğunda endometriozis hastası olduğunu öğrenen de pek çok hastanız, evet, oluyor maalesef, öyle değil mi? Maalesef bir şok yaşanıyor. Bir bize kimse bunu söylemedi diye. İnanın akşama kadar o kadar çok aynı şeyle karşılaşıyorum ki bir güvensizlik oluşuyor. Bana bu söylenmemişti deyip oradan bir başlıyorum. Daha önce böyle bir şey duymamıştık. Ama zaten diyorum ki ben sizin bana şu anda buraya gelmenizin temel nedeni o kadar doktordan sonra bir şeyleri farklı bir şeyler var ki kaçıyor aradan. Evet. Şimdi normalde Amerikan Üreme Derneği tüm dünyaya tüp bebek sonuçlarını 2 yılda bir yayınlıyorlar. Evet hocam. Ne diyor? Orada gebelik oranını en çok etkileyen, yani 35 yaş altındaki kadınların eve canlı bebek götürme oranı, Türkiye'de de böyledir,
canlı bebek götürme oranı %60. Yani 35'ten gün almamış bir hanımın her şey tüp bebek yapıldı. Ama bu %60'lık oran eğer endometrioz hastalığı varsa %35'lere iniyor. Bu yarı yarıya etkiliyor. Yarı yarıya etkiliyor. Yani tüp bebek başarısını da bir etkiliyor. Şekilde azaltıyor. Çünkü yumurtalık rezervini azaltıyor. Özellikle çikolata kisti yaptığında sağlıklı yumurta dokusu kalmadığı için ürettiğimiz yumurta sayısı da azalıyor. Bu da onun hani kavun karpuz seçmek gibi ne kadar çok meyveniz varsa içinden iyisini bulmak gibi sayıyı azaltıyor, kalitesini bozuyor. Rahmin tutunma ihtimalini azaltıyor. Çünkü kronik inflamatuar dediğimiz yani sürekli içeride bir iltihabi olay var. O iltihap çevresindeki organları etkilediği gibi rahmi de etkileyebiliyor ve rahmin içerisine yerleşmiş embriyoyu da etkileyebiliyor. Onun için bu konuda şöyle bir şey var. Hani gebelik oranını azalttığını biliyoruz ama uygun tedavilerle şansı yine yükseltebiliriz. Yeter ki çok beklemeden, doğru zamanda doğru merkezlere ulaşmak neydi? Yaş ilerledikçe de bu oranlar değil mi daha hocam? Düşüyor. Düşmeye devam edecek. 35'ten sonrasını söylemeyeyim, daha düşüyor şimdi. Moraller bozulmasın. Evet. Maalesef anne yaşı ilerlemeye devam ediyor hocam. Ben sabah tekrar baktım. Nedir hocam? TÜİK'le ilgili bakıyorum. Şöyle, ilk hemen evlenme yaşı kadınlarda 25'ten 26'ya çıkmış. İlk evlenme yaşı erkeklerde 29'a çıkmış. Bebek doğurma yaşları 2 yıl ötelenmiş. Ötelendi. Bunun arkasında işte hani Türkiye'de evlenme sayısına baktım. Pandemi döneminde ciddi anlamda bir düşüş var son 20 yılda. Pandemiden sonra da çok toparlamamış. İnsanlar daha az evleniyorlar. Belki daha az çocuk yapmaya çalışacaklar. Ve hocam evlendikten sonra da işte çocuk yapmak için karar verinceye kadar evet. Yine yaşlar ilerliyor. Kesinlikle. Ve ister istemez bu tip sorunlarla karşılaşılıyor. Yurt dışında şöyle bir çalışma var. Biz evlendikten sonra kaç zaman sonra insanlar çocuk sahibi oluyorlar diye bakılmış. En evet. Erken 18 ay. En erken. En erken. 1,5 yıl yani. 1,5 yıl yani evlendi işte biraz bekleyin falan ama bu yurt dışı verisi. Belki Türkiye'de aslında bu daha... Aslında normal bir süre hocam. Evet bu Türkiye'de belki daha da kısadır. O Türk filmlerinde olduğu gibi hani ilk ayda evlenip ilk 3 ayda gebe kalma süper fertil diyoruz. Süper fertil olma ihtimali %10'dur yani. Onun haricindekiler aslında 1,5 yılın sonunda %60-70'inde gebelik olabilir. Olabilir. Ama işte o süre sorun yoksa. Yoksa bu arada erkekte bir problem olmayacak. Sadece işte kadın üzerinden gidiyor. Hocam şimdi tabii tüp bebek tedavisi endometriozis kaynaklı üreme güçlüğünde gündeme gelebiliyor. Evet. Tabii deneyimli merkezler, deneyimli eller yine çok kıymetli. Çünkü burada yine endometriozisin tedavisi yerine değil mi hocam? Aslında sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı bir bebek sahibi olmak evet. Amaçlanıyor. Burada şöyle bir şey var. Normalde çeşitli protokoller var. Günümüzde endometriozis veya ilerlemiş formu endometrioma dediğimiz çikolata kisti olan hanımlarda artık dondurulmuş embriyo transferi biraz ön plana gelmeye başladı. Hı hı. Şimdi biraz önce de bahsettim bu iltihap hücresi yayıyor, bu yaban cisim gibi davranıyor, rahmi de etkiliyor. Hastalık bu tedavi, tüp bebek tedavisinde çok sayıda yumurta elde etmek için kullandığımız iğneler östrojen hormon seviyesini arttırıyor. O zaman alevlenebiliyor biraz. Bilimsel veri alevlendiğini göstermiyor direkt ama o tedaviler sırasında biraz östrojen hormonu daha fazla olduğu için daha yüksek bir alevlenme olabilir. Onun için önce alıp embriyo yapıyoruz. Ondan 2 veya 3 adet sonrasında dondurulmuş embriyo çözüp normal transfer yapıyoruz. Gebelik oranı daha iyi. Yüksek mi olur evet. Hocam? Bu aslında önemli. Bunlar da evet. Değil mi? Tüp bebek tedavisindeki yeniliklerle, gelişmelerle kesinlikle. Hocam. Bunlar son 2 yıldın getirdiği öyle mi? Sonuçlar. O kadar yeni. Evet ve endometriosin aslında hani ilerleyici bir hastalık olduğu için embriyo dondurmak da gayet iyi oluyor. Belki sonra 2 yıl sonra, 3 yıl sonra eğer elinde bir gebelik olduktan sonra embriyomuz varsa yine o embriyoyla gebelik olabiliyor. Bizim şu anda 3 kardeş oldu. 2 yılda bir transfer ettiğimiz embriyolarla öyle hastalarımız da var. Hocam şunu merak ediyorum. Endometriozis tanısı almış bir genç kız düşünelim. Tedavi başlanıyor. Bu tedavi böyle uzun yıllar devam mı ediyor? Üreme sağlığını koruyabilir mi? Bu süreçte normal bir gebelik elde edilebilir evet, mi? Evet yani şöyle özellikle 12-13'lü yaşlarda sancılı adetle gelmiş bir genç kıza bizim en büyük sıkıntımız tamam ilaç vermeyi biz de çok sevmiyoruz. Hormonal içerikli ilaçlar. Önyargı oluyor mu hocam bu tabii konuda? Tabii ki anneler özellikle işte yok kullanmasa falan. Şimdi bizim temelde ilaçları vermedeki mantığımız şu. Aldığımız fayda
verdiğimiz zarardan fazlaysa. Yani risk yarar oranına bakıyoruz. Bu hastalık %50 ilerleyici bir hastalık. Ben bu ilacı vermezsem bir yıl sonra bu hastalık %50 oranında artacak. Hı hı. O zaman aldığımız risk nedir? Doğum kontrol hapları. Bu doğum kontrol hapı dediğimiz ilaçlar da 1960'lı yıllardan beri var olan ilaçlar ve yeni jenerasyonlar oluştu. Ve içerisindeki hormon seviyeleri var olabilecek en düşük seviyede şu anda. Onun için yan etkileri de yoka yakın. Sonuçta verdiğimiz hasar, aldığımız fayda oranı, faydası daha fazla hastalığın ilerlemesini durduruyor. Doğum kontrol haplarının içerisindeki östrojen, progesteron içeriği yumurtalıkları dinlendirdiği için çikolata kistlerini de küçültüyor. Ve aynı zamanda %40-50 oranında küçültebilir bir yılın sonunda. Bu çok önemli bir şey. Bu kadar başarılı hani doğum kontrol haplarının kontrasepsiyon dışında kullanıldığı yer nadirdir. Biz bunu veriyoruz ama annelere, özellikle genç kızların annelerine durumu anlatıp işte 6 ay, 9 ay her gün ilaç kullanmak onları yoruyor aslında fikren. Evet. Bir de ilaç kullanıldığını göstermek istemiyor. Genç kızlar hassas, işte gizli saklı kullanmaya çalışıyorlar. Okulda bir yorum olmasın falan diye. Sonuçta anneyi iyice bilgilendirirsek bir 6-9 ay kullanıp ondan sonra geri çağırıyoruz. Nasıl durum? Durumu değerlendiriyoruz. Evet, bakıyoruz. Ağrıları azalmış mı ki azalıyor. Yani ciddi anlamda ağrıları. Burada temel olay, ağrıyı 1/3 oranında azaltabilirseniz bu işi çözmüşsünüz. Başarılı demek. Olmuşsunuz. Evet, yani %30'a indirdiğinizde bunu sağlayan ağrı kesici olabilir. Bunu sağlayan düşük doz doğum kontrol hapı olabilir. Temel amaç ağrıyı azaltmak. Şu anda elimizdeki ilaçlar da doğum kontrol hapları da bunu gayet iyi sağlıyor. Ortalama o zaman 1 yıl gibi bir süre midir hocam? Evet, 6 ay 1 yıl aralığında biz ilaçtan geri dönüşü öğrenmeye çalışıyoruz. İnanın hani %100'e yakın neredeyse ağrısı azalmayan genç kızımız yok. İyice ama aileyi bilgilendirmek lazım. Onlar da tedirgin oluyorlar. Şimdi bu hastalık aklı üremeyle tabii. ilgili tabii. Google'da zaten bir sürü değil yazı hocam? Çizgi gerekli, var. Gerekli gereksiz bir sürü bilgi. Yani bir sürü kirli bilgi var. Onu okudukça insanlar geriliyorlar. Hastalığa zaten bir tepkileri var. İlaç kullanmaya da bir tepki gelişiyor. İyice anlatmak lazım. Çok az bir vaktimiz kaldı ama hocam şunu da sormak istiyorum. Endometriozis kanserle ilişkili mi? Maalesef. Yani bir kadının yaşam boyu kanser, yumurtalık kanseri geçirme riski bir civarındayken bu hastalıkla biraz daha artabiliyor. 1.7 oluyor diyelim kabaca. Yani sonuçta bu hastalık kanser yapar anlamına gelmiyor ama 40 yaşından sonra sakinleşmesi gereken yumurtalıkların, evet. çünkü östrojen hormonu azalır artık, küçülmesi gereken çikolata kistleri büyüyorsa, içinin şekli, görüntü olarak farklı bir görüntüsü varsa cerrahi olarak almak gerekiyor. Hani bir miktar artmış riskten dolayı. Özellikle aile öyküsü varsa, ailede anne, teyze, kız kardeşte, birinci derece yakınlarda, kadınlarda varsa eğer yumurtalık ve genital organ tümörleri, onlara biraz daha özenli davranmak. Evet. Yani yaklaşmak. Bizim için öykü çok önemli, genetik yatkınlık çok önemli. Bir takım kanserler var, bir arada sık görülüyor. Bunlar salgı yapan organların kanserleri. İşte meme, rahim, yumurtalık, kolon. Bunların ailesel yatkınlıklar da fazla, genetik yatkınlıklar da fazla. Böyle bir öykü varsa biz bu çiftli aileleri daha sık görmek istiyoruz. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra küçülmesi gereken çikolata kisti büyüyorsa inanın bu bizim için önemli. Hocam kimler riskli grupta peki endometriozis için? Yani son olarak bu soruyu sorayım çünkü hani eve götüreceğimiz çok mesaj vardı bu konuyla ilgili. Şimdi öğrenci sınav sorusu bu aslında. Bir kere çok sık fazla adet görmek. Bunu şuna benzetiyoruz. İşte ne kadar çok trafiğe çıkan bir araçsa, taksi ise diyelim, trafik ticari, kazası, onun gibi yani ne kadar çok adet oluyorsa bu adet kanından besleniyor. Çok adet görmek, fazla adet görmek. Miktar olarak mı? Evet, miktar olarak fazla adet görmek, sık adet görmek, 25 günde bir adet görmek, aile genetiğinde varsa onlar önemli. Onun haricinde geç gebe kalmak. Gebelik bunu koruyor çünkü. Gebe kal iyi gel denen eski doktordan bir lafı vardır. Hakikaten bu hastalık ona uyar. Öyle mi? Doğum sonrası böyle bir iyileşme sağlanıyor mu? Sakinleşir. 2 yıl, 3 yıl sakinleşir. Ben tüp bebek yapıp 8 santim çikolata kisti gördüğüm gebenin sezaryanında çikolata kisti görmüyorum. Gebelik iyice baskılıyor çünkü. Gebeliğin böyle bir hocam değil mi? Evet. Pozitif yanı da olabiliyor. Evet, kesinlikle. Gebe kalmamak riski arttırıyor. Geç gebe kalmak riski arttırıyor.
Bunların hepsi işte bir takım daha antioksidan yiyeceklerle bağlantısı gösterilmiş durumda. Antioksidan yiyecekler yani işte meyve sebze tüketimi olanlarda daha az görülüyor. Antioksidanlar bu renkli meyveler evet, gibi mi hocam? Evet, koyu renkli sebzeler. Meyveler hepsinde. Bu da yapılmış çalışmalar var. Akdeniz diyetinde daha az görülüyor ama fast food, işte endüstriyel gıdalarla daha çok beslenen toplumlara daha sık görülebiliyor. Genetik bir yatkınlık var. Siyah ırkta belki daha az görülüyor. Ama temelde hani uzun boylu genç kızlarda daha sık görülebiliyor. Çünkü boy uzadıkça kalça yapısı daralıyor, işte kan akımı bozuluyor deniyor. Onlarda da görülebiliyor. Ama bunlar biraz şey, hani magazinsel. Biraz da ikinci grupta belki evet. Değerlendirilecek sigara şeyler. Sigara içmek, sigara içenlerde de sık görülüyor. Yaşam tarzı değişikliği öneriyoruz. Kilolu olanlarda biraz daha sık görülebiliyor. Yani yine döndük dolaştık aynı konular değil mi yani hocam? Günümüzün, sağlıklı beslenme, evet. Sigara, hareketsizlik. Kesinlikle. Tabii ki genetiğimizi değiştiremiyoruz ama. Yani şöyle günlük yani bir %60 genetiğimiz, %40'ımız yaşam tarzımız aslında bizi belirleyen. Genetiğimiz kötü diye de hep buna şey yapmamak lazım. Evet. Son bir şey, yani son bilimsel hocam, veri şunu göstermiş durumda. Endometriozis bağlantılı hastalıkların tedavisindeki yapılan harcamayla kronik hipertansiyon veya şeker hastalarına yapılan masrafla aynı olduğu tüm dünyada gösterilmiş. Yani aslında ki en çok görünen iki kronik evet, hastalıkla kronik karşılaştırılmış. Hastalık. İnanın 30-40 yılında bir evet, genç hocam. Kızın etkileyebiliyor 12-13'lü yaşlardan 40'lı yaşlara kadar. Sonuçta hem yaşam kalitesini bozuyor hem de maddi olarak ciddi anlamda külfetli bir hastalık. Bizim aslında kaçırdığımız bu. Biz sanki tanı koyduk, gebe kaldı, oldu değil. Ondan sonrası da devam ediyor. Zaten işte bu yönlerini... Toplumsal bir hastalık. Değil mi hocam? Aslında gerçekten toplumsal bir hastalık. Bu yönlerini vurgulayabilmek için biz de evet. Bugünkü programımızda... Çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu gündeme getirdik. Sayenizde hocam çok kıymetli bilgiler edinmiş olduk. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür sağ olun hocam. Sağ olun. Sağ olun. Çok nice. Evet sevgili izleyiciler, farklı bilgiler alarak devam edelim. Programımızın ikinci bölümünde çocuklarda hidronefroz halk arasında böbrek büyümesi olarak biliniyor. Nedenleri, belirtileri ve cerrahi tedavileriyle ilgili önemli sorulara cevaplar bulacağız. Çocuklarda en sık görülen hastalıklardan biri de idrar yolu enfeksiyonu ve bu hastalık özellikle küçük yaşlarda henüz gelişmekte olan böbrekler için tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu, karın ağrısı, bulantı, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, kusma, ateş, iştahsızlık, titreme, ishal belirtileriyle kendini gösterebildiği gibi tuvalet eğitimi olan bir çocuğun altını ıslatmaya başlaması, idrarın bulanık ve kötü kokulu olması da önemli şikayetler arasında sayılıyor. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, bu durumda altta yatan ürolojik bir hastalığın olup olmadığının araştırılması gerektiğinin de altını çiziyor. Çocuklar kaç yaşında olursa olsun idrar yolu enfeksiyonunun nedeninin ortaya konması çok önemli. Hastalığın tedavisinde ise antibiyotikler kullanılmakta. Bu konuda dikkat edilmesi gereken doğru antibiyotik seçiminin yapılması. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu tedavi edilse bile tekrarlama riski yüksek enfeksiyonların da başında geliyor. Bu nedenle çocukların 2-3 saat aralıklarla tuvalete götürülmeleri ve idrar tutmayı alışkanlık haline getirmelerini engellemek gerekiyor. Çocuklarda genital bölge temizliği hastalıklardan korunmada çok önemli. Bebeklerde bu temizlik önden arkaya doğru yapılmalı, anaokulu çağında olan çocuklarınsa her gün ayakta tam ya da yarım duş aldırılması öneriliyor. Bol sıvı almak, tuz tüketimini azaltmak, tuvaletten sonra ellerin yıkanması korunmada önemli diğer noktalar. Çocuklarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliğine kadar giden durumlara neden olabilir. Erken ve doğru tedavi ise her hastalıkta olduğu gibi hayat kurtarır. Stüdyomuzda devam ediyoruz sevgili izleyiciler programımızda. Bu bölümümüzde çocuklarda hidronefroz, halk arasında böbrek büyümesi olarak da biliniyor. Ayrıntılı bilgiler alacağız. Çocuklarda böbrek büyümesi
Nasıl ve neden ortaya çıkıyor? Tedavisinde cerrahi yöntemler ne zaman gündeme geliyor? Önemli sorularımızın cevaplarını Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Erman Ceyhan'dan alacağız. Erman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, görüşmeyelim. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın sağlığını ilgilendiren önemli bir konu başlığımız evet. var. Aslında hem küçük yaş grubu hem değil mi biraz daha ileri belki çocukluk çağında. Evet. Şimdi hidronefrozu biz de Başkent'te sağlık programı olarak ilk defa gündemimize getirdik. Nasıl bir sağlık sorunuyla ilgili bilgiler alıyoruz? İlk olarak bizi bilgilendirir misiniz bu konuda? Hidronefroz dediğimiz böbrekte genişlemeyle idrar yollarının, idrar kanallarının genişlemesiyle karakterize bir hastalık esasında. Altta yatan pek çok sebebi olabiliyor. ama kendini böbrekte genişlemeyle belli ediyor genellikle. Yani böbrek büyümesi, böbrek genişlemesi evet. diye bilinmesi aslında doğru bir... Evet, orada bir şişlik oluşuyor. Herhalde. İdrar yolu şiştiği zaman böbreğin etli kısmı dediğimiz parenkime baskı yapıyor. O şişlikte böbrek genişlemesi de tabii çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Şimdi her yaşta olabiliyor mu? Çocuklarda sıklıkla hangi yaşlarda görülüyor Erman Hocam bu sorun? Maalesef her yaşta olabiliyor. Yani yeni doğan döneminden erişkin çağa kadar her yaşta görebiliyoruz hidronefrozu. Altta yatan sebep farklı olabiliyor. ama her yaşta hidronefrozla karşılaşabiliyoruz. Anne karnında da teşhis edebiliyor musunuz? Evet, maalesef. Bazen de anne karnında teşhis ediyoruz. Çünkü artık günümüzde ayrıntılı ultrasonlar çok sık yapılıyor. Değil mi? Değil mi? Orada genişleme tespit edildiği zaman doğum sonrasında biz çocuğu değerlendirerek o hidronefrozun sebebini, o genişlemenin şişliğin sebebini araştırıyoruz. Gebelikte yapılan rutin kontroller ne kadar kıymetli. Evet. Böyle bir sorun varsa hemen yakın takiple belki şimdi konuşacağız zaten bunları. Evet, özellikle gebelik döneminde tespit edildiyse bunu doğum sonrası yakın takip etmek lazım. Genişleme daha mı ilerliyor, düzeliyor mu? Çünkü bunların önemli bir kısmı da kendi kendine düzelebiliyor. Bunu doğum sonrası da takip etmek gerekiyor. Şimdi Erman Hocam nedenler farklılaşabiliyor dediniz. Biraz nedenlerini konuşalım. Ne oluyor da böbrekte bu genişleme büyüme oluyor? Nedir nedenleri? Biraz anlatır mısınız o sistemi bize? Buradaki ana sıkıntı idrar akışında bir tıkanıklık olması. Yani böbrekten idrar kesesine geçene kadar o kanal boyunca o bir kanalda yerde bir, mı bir tıkanıklık oluyor. Evet. Bu tıkanıklık taş gibi işte orada bas yapan kitleler gibi pek çok sebepten ortaya çıkabiliyor. Fakat genellikle çocuklarda erken yaşta özellikle yeni doğan döneminde tespit ettiğimiz genişleme hidronefroz daha çok böbrek çıkımındaki bir darlığa bağlı, üretra pelvik bileşke darlığı dediğimiz duruma bağlı ortaya çıkıyor. bunun dışında kendi kendine geçebilen hidronefrozlar da var. Bunlar zaten doğum sonrası gerileyerek düzeliyor. Fakat bazıları da tabii gerilemiyor, artıyor. Altta yatan sebebi bulmak gerekiyor. Bazen altında böbrek reflüsü de tespit edebiliyoruz. Bunun için doğumdan sonra hidronefrozlu çocuğu araştırmak, radyolojik tetkiklerle altta yatan sebebi bulmak gerekiyor. Böbrek reflüsü de yine önemli değil mi? Bebekler ve çocuklar için önemli bir böbrek sağlığı sorunu. Evet. Hiç de az görünmüyor değil mi Erman Hocam? Evet, yani bazı bu hidronefrozlu gördüğümüz durumlarda 1/4 oranında böbrek reflüsü de tespit edebiliyoruz. Aynı anda ortaya evet. çıkmış oluyor. Ama en sık sebebi genellikle böbrek çıkışındaki darlık. Darlık. Bu eminim anneler babalar şunu soruyor olabilir. Biz bir yerde bir hata mı yaptık? Yani bir yanlış bir davranış mı yaptık? Bu aslında biraz da anne karnında gelişen bir sorunla mı oluyor Erman Hocam? Anne karnında gelişimsel bir sorun oluyor. Yani değil oradaki mi? İdrar yolu iyi gelişmiyor. Oradaki idrar yolu hareketli, idrarı pompalayan bir idrar yolu olmuyor. Ve daha doğrusu doğumsal bir anomali. Ama anneler, babalar şunu yaptık da böyle oldu, bu hastalık ortaya çıktı diye bir şey yok. Bir şey çoğunlukla yok. Çoğunlukla buna doğumsal bir hastalık. Gelişimsel bir evet. aslında. Orada bir sorun oluyor. Sorun olarak ortaya çıkıyor. Orası fonksiyonunu iyi göstermiyor. Tehlikeli mi? Şimdi böyle bir teşhis aldığı zaman anne babalar çocukları için tabii ki endişeleniyorlar. Peki neden önemsenmeli ya da ne kadar önemsenmeli Erman Hocam? Biraz bu boyutuyla anlatır mısınız bize? Dediğim gibi anne karnında tespit edildiği zaman bunların önemli bir kısmı düzeliyor, geriliyor. Ve bu gerilemeden sonra eğer biz ultrasonlarda hidronefrozu tatlamıyorsak problem yok bizim için. Ama bazen de hidronefroz devam ediyor. Doğum sonrasında devam ediyor. Bazen ilerliyor. Bu hidronefrozun ilerlemesi, genişlemenin ilerlemesi bu böbreğe olan baskının da artmasına sebebiyet veriyor. Böyle olduğu zaman da o böbreğin parenkim dediğimiz etli kısmı etkileniyor. Bu basınca bağlı. Orada fonksiyon kaybı oluyor. Ve yani böbreğin kaybına kadar giden durumlar olabiliyor.
Bu önemli. Yani böbrek kaybına gidebilen bir sağlık sorunu diyebiliriz. Burada bir sıkıntı varsa, gerçekten idrar yolunda bir tıkanıklık varsa bunun çözümlenmesi gerekiyor. Tedavi edilmezse böbrek kaybına sebebiyet verebilir. Şimdi Erman Hocam, anne karnında da teşhis alabilen çocuklar, bebekler var. Şimdi anne karnında teşhis almak belki şanslı bir boyut, çünkü ultrasona gidiyor anneler ve tabii bu süreçte ultrasonla teşhis edilebiliyor. Peki doğum sonrası ortaya çıktıysa belirtiler, şikayetler neler olabiliyor? Anneler, babalar bunu fark edebiliyorlar mı çocuklarında? Yeni doğan döneminden sonra küçük çocuklarda fark etmek biraz zor olabiliyor. Çocuğun emmesi bozulabiliyor, huzursuzluk olabiliyor. Çocukta ağrıyı çünkü çocuk ifade edemediği için maalesef bu tarz yan bulgulardan çekilen tetkiklerle tanıya gidebiliyoruz. Ama büyük çocuklarda işimiz birazcık daha kolay, çünkü onlar ağrılarını, yan ağrılarını, böbrek ağrılarını ifade edebiliyorlar. Ha, böbrek ağrısı mı burada ortaya büyük çıkıyor? Büyük çocuklarda, ifade edebilen çocuklarda daha çok ağrıyla bize geliyorlar. Bazen erişkin yaşta bile bu duruma ağrıyla ortaya çıkabiliyor. Yan ağrısı, yani bel ağrısı gibi aslında, değil mi? Arka bölgede hissedilen bir ağrı. Böbrek ağrısı, yan ağrısı. Bazen küçük çocuklarda karın ağrısı gibi de böyle lokalize edemiyorlar, tam anlatamıyorlar. Öyle bir ağrı da olabiliyor. Ama özellikle enfeksiyon geçiren çocuklarda böyle ağrıyla birlikte olan durumlarda hidronefrozdan da şüphelenmeliyiz. İdrar yolu enfeksiyonuyla bir ilişkisi var mı Erman Hocam bu konunun? Tabii orada bir tıkanıklık olduğu için sonuçta idrar rahat akamıyor ve orada enfeksiyonla bir yatkınlık oluşuyor. Özellikle küçük çocuklarda eğer genişleme çok fazlaysa biz tetkiklerimizi yapıp da tedavi planını çizene kadar bazen antibiyotik, koruyucu antibiyotik de veriyoruz. Koruyucu böylelikle enfeksiyon geçirmelerini önlemeye çalışıyoruz. Bazen tedavi ettiğimiz hastalar enfeksiyonla karşımıza geri gelebiliyorlar. Çünkü idrar yolu enfeksiyonu çocukluk çağında en çok görülen, değil mi, enfeksiyon hastalıklarından bir tanesi. Evet. Ve önemli de bir sorun. Altta ne yattığını çözmemiz gerekiyor. Bu neden acaba bu enfeksiyon? Böbrek genişlemesi kaynaklı da ortaya çıkabiliyor yani. Şimdi belirtiler, şikayetler önemli. O zaman bu durumlarda çoğu zaman belki bir çocuk doktoruna başvuruyor hastalar ve sonra mı üroloji polikliniklerine yönlendiriliyor Erman Hocam? Evet. Nasıl işliyor? Genellikle öyle oluyor. Ama zaten anne karnında tespit edildiği zaman zaten doğum sonrası çocuk ürolojisine yönlendiriyor çocuklar. Doğum sonrası hemen kontrole geliyorlar. Evet, yani bu ilk iki gün birazcık beklemek gerekiyor ultrason ve diğer tetkikleri yapmak açısından çocuğun sıvı dengesi oturup da o genişleme de tam kendini belli edene kadar. Üç günden sonra yapılan ultrasonlarla seri ultrasonları takip etmek, evet, bizim takibimize girmesi gerekiyor. Şimdi teşhis edildiğinde nasıl bir yol izleniyor? Şimdi bir grup hastayı takip ediyoruz dediniz Erman Hocam. Burada eminim anne babalar için de önemli mesajlar var. Teşhisten sonra nasıl bir yol izleniyor? Anne karnında tespit edilen çocukları dediğim gibi 3. günde ya da 7. günde bir ultrasonla takip etmek gerekiyor. Eğer orada genişleme yoksa 1. ayda bir daha bir ultrason yapıp kesinlikle bu genişlemenin düzeldiğini kontrol etmemiz gerekiyor. Görmek. Ultrason iyi bir, değil mi, yol çiziyor hocam? Bizim için iyi böbreğin yapısını gösteriyor, anatomiyi gösteriyor. O yüzden böbrekte ne sıkıntı olduğu hakkında bize önemli bilgiler veriyor. Bu ultrasonları eğer tabii böbrekteki genişleme geçmiyorsa devam ettiriyoruz 3 aylık, 6 aylık takiplerle. Eğer sorun yaratmıyorsa ultrasonla takip ediyoruz. Ama sorun yaratıyorsa cerrahi tedaviye yönlendiriyoruz. Ultrason dışında sintigrafi de bizim için önemli bir tetkik. Sintigrafiyle de böbreğin fonksiyonunu ölçüyoruz. İki böbreğin fonksiyonları nasıl? Bir böbrek daha mı yüksek fonksiyon gösteriyor, öbürüyle birbirine oranı nasıl? Bunu tespit ediyoruz. Eğer öbür böbreğe göre bir fonksiyon kaybı varsa bu da bizim için bazen cerrahi tedaviye yönelmemiz gerektiğini gösteren bir bulgu oluyor. İki böbrekte de aynı anda ortaya çıkabilir mi hidronefroz? Bazen olabiliyor, evet, maalesef. Bazen. Daha ama nadir genellikle mi? Genellikle şiddetleri farklı oluyor. Hocam? Biri daha şiddetli, biri daha ılımlı seyreden bir genişleme oluyor. Ama maalesef olabiliyor. O zaman iyileşecek olan hastalar böyle bir ay içinde aslında o darlık gelmesi gereken genişliğe geliyor mu Erman Hoca? Bir aylık bir süreç, yense bir yol çiziyor bazen, mu? Bazen evet, daha da uzayabiliyor bu süreç. Takipler bizim için önemli. Takipte ultrasonda genişleme aynı kalıyor ya da geriliyorsa bu bizim için iyi bir bulgu. Ama ilerliyorsa bu bizim için alarm verici bir bulgu oluyor. İlerliyorsa tedaviye ihtiyaç var, evet, diyoruz Erman Hocam. Tedavi de yine üroloji poliklinikleri, üroloji hekimleri aslında çok önemli bir rol oynuyor. Nedir tedavide yapılanlar Erman Hocam?
Burada tabii çok çeşitli yaklaşımlar var ama tabii ki bunun tek tedavisi cerrahi oluyor maalesef. Cerrahide de daha böyle düşük riskli işlemler, işte stent takma gibi, böbreğin o genişliğini rahatlatma gibi durumlar girişimler yapılabiliyor. Ama bunlar tabii ki de her zaman etkin olmuyor. Bu hastalığın tedavisi o daralmış kısmı, fonksiyonunu göstermeyen kısmı çıkartıp cerrahi olarak idrar yollarını, sağlam idrar yollarını birbirine dikmek. Bu açık yolla yapılabilir, robotik yolla yapılabilir, laparoskopik yollarla yapılabilir. Ama o dar kısmı çıkarttığımız zaman cerrahi tedavinin başarısı %95'in üzerinde. Farklı teknikler uyguluyorsunuz. Yani bu cerrahi tedaviye nasıl karar veriyorsunuz? Hangi hastaya hangi tedavi, Erman Hocam? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi dediğim gibi o daralmış kısmının çıkartılması mutlaka gerekli. Fakat genellikle çocuğun yaşı bizi bu konuda yönlendiriyor. Çünkü küçük çocuklarda laparoskopi yapmak ya da robotik cerrahi yapmak birazcık daha zor. En küçük ne kadar mesela ameliyat ettiğiniz hasta olabiliyor Erman Hocam? Yakın zamanda 2 ay önce 1,5 aylık çocuğu mesela ameliyat ettik. 1,5 aylık bu cerrahi ameliyatla? Açık cerrahiyle tabii açık ki de. Açık cerrahiyle. Hayli oldu. Küçük olduğu için. Evet ama daha büyük çocuklarda laparoskopik cerrahinin tabii ki de avantajları var. Özellikle ergenlikteki erişkin çağa yakın çocuklarda laparoskopiyle de daha küçük deliklerden ameliyat yapılarak kapalı yöntemle tedavi sağlanabiliyor. Bir yaş sınırı var mı laparoskopik için, kapalı ameliyat için Erman Hocam? Bu birazcık cerrahin tecrübesine bağlı tabii ki. Ama tabii yeni doğan döneminde laparoskopinin çok fazla bir yeri olmuyor genellikle. Açık cerrahide de zaten çok küçük bir, yani 1-2 santimlik bir kesilen cerrahi yapıyoruz. Cerrahi sonrası zaten tedavi süreci de çok sıkıntılı olmuyor hastalar için. Anne babaların en çok merak ettiği süreç bu süreç herhalde. Evet. Yani cerrahinin bir riski var mı? Nasıl bir iyileşme süreci geçireceğiz? Hastalıktan tamamen kurtulabilecek miyiz Erman Hocam? Hastalıktan kurtulmak biraz çocuklar için zorlu bir yol. Çünkü hastalıktan belki kurtulabilirler ama erişkin çağa kadar takipte olmaları gerekiyor. Öyle mi? Çünkü çocuk tekrarlayabilir mi? Büyüyor. Evet, çocuk büyüdükçe oradaki anatomi değişiyor. Daralma tekrarlayabilir. Çocuğun büyümesiyle oradaki akış etkilenebilir. O yüzden çocukların ileri yaşa kadar takipte olması gerekiyor. Erişkinlerde durum birazcık daha farklı. Belki tedavi takip aralıklarını birazcık daha açabiliriz ama çocuklarda yakın takip etmek gerekiyor. Çünkü çocuğun böbreği gelişen, büyüyen bir böbrek. Onun erişkin çağda en iyi fonksiyonda olması için mutlaka yakın takip etmemiz gerekiyor. Burada ameliyat sonrası tabii o idrar yolunu biz kesip birbirine dikiyoruz. Orada kaçak olabiliyor, idrar kaçağı olabiliyor. Orada enfeksiyona bağlı bazı bozulmalar olabiliyor. Bunu önlemek için de bir stent koyuyoruz. Genellikle oraya bir kateter koyup o böbreğin iyileşirkenki yolculuğunda birazcık yardımcı oluyoruz. Ameliyat süreç çocuklar için çok sıkıntılı olmuyor. Genellikle küçük çocuklar iyi tolere ediyorlar bu durumu. Ama sadece ikinci bir işlemde o stenti de çıkarmak gerekiyor. Bu stent aslında tamamen o yakın vadede karşılaşılabilecek riskleri değil mi? Azaltmak, evet. Yan etkileri azaltmak ve belirli bir süre sonra o stent içinde küçük bir işlem mi yapılıyor evet. Erman Hocam? Peki tamamen iyileşme süreci nedir? Ortalama ne kadar bir süreyle normal hayatlarına geri dönüyorlar? Yani o stent zaten içeride olduğu için ameliyat sonrası 1-2 günden sonra çocuklar genellikle normal hayatına dönüyor. Dönüyor. Stent ne kadar kalıyor? Stent de tabii cerrahin tercihine göre 1 ay gibi bir süre ortalama tutuyoruz. 1 ay sonra çıkartıyoruz. Bundan sonraki önemli olan stentten sonraki süreç. Çünkü stent orada olduğu sürece idrar yolu zaten o sıkıntılı yer bypass edilmiş oluyor. Ama stent çıkarttıktan sonraki süreç bizim için önemli. Orada genişleme artacak mı, eski haline mi dönecek onu mutlaka yakın takip etmemiz gerekiyor. İki böbrekte de ortaya çıktıysa, iki böbrek de aynı anda cerrahi tedaviyle hocam tedavi edilebilir mi? Edilebilir. Yani teorik olarak edilebilir. Fakat burada genellikle bir tarafı stent takıp oranın birazcık daha cerrahi sürecini takip etmek yönünde eğilimde olabiliyoruz. Fakat tabii bazen çocuklar doğuyor, doğduktan sonra çok ileri derecede genişlemeleri oluyor. O zaman zaten cerrahiye bile beklemeden bazen oraya nefrostomi dediğimiz işte kateterler takarak ya da stent takarak oranın toparlanmasını birazcık daha kendine gelmesini bekleyebiliyoruz. Yine çift taraflı cerrahilerde de böyle bir yola gidiyoruz. Tekrarlama riski nedir Erman Hocam? Çünkü özellikle ileri yaşlara gelinceye kadar o kontrollerin çok önemli olduğunun altını çizdiniz.
Yani tekrarlama riski var bu hastalığın. Tekrarlama riski var. Peki yüksek mi bu risk? Dediğim gibi %95'in üzerinde cerrahiyle başarı sağlıyoruz. Çok iyi bir oran aslında. Evet, yani bu cerrahi başarılı bir tedavi sunuyor. Fakat yine de tekrarlama riski var. Tabii o riski olduğu için de çocukları iyi takip etmemiz, yakın takip etmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarda bir enfeksiyon oluşuyorsa, tekrarlayan enfeksiyonlarda, büyük çocuklarda yan ağrısı olduğu zaman ya da o böbrekte bir taş oluşumu oluşuyorsa, o zaman orada bir sıkıntı var, orada bir tıkanıklık var. Belki de yaptığımız cerrahi yeniden gözden geçirmemiz gerekebiliyor. O zaman hastalık tekrar etti diyebiliyoruz. Peki o zaman ne oluyor Erman Hocam? Tekrar mesela ameliyatlar gündeme gelebiliyor mu? Tabii o zaman tekrar bir cerrahi müdahale gündeme gelebilir. Şimdi oradaki genişleme zaten balon gibi düşünebilirsiniz. Orası bir şiştikten sonra eski haline, tam normal böbrek haline gelemeyebiliyor. O kalan şişliğin artması bizim için sorun ama çok artmayıp belli bir seviyede kalıyorsa, toler edebiliyorsa, işte bazen sintigrafi çekiyoruz. Bu sintigrafide o böbrek boşalıyor mu, fonksiyonu iyi mi, yani normale yakın mı, en azından onu değerlendiriyoruz. Eğer orada bir tam bir boşalma yoksa, bir tıkanıklık olduğundan şüpheleniyorsak, o zaman cerrahi tedavi uyguluyoruz. Ama bu cerrahi tedavinde bazen stentler takılabiliyor, daha böyle az girişimsel işlemler yapılabiliyor. Kapalı yöntemli müdahaleler yapılabiliyor ama bazen gerektiğinde tekrar açık cerrahi ya da laparoskopik cerrahi de yapmak gerekebiliyor tabii ki. Böyle şu yaşa kadar kontroller önemli dediğiniz bir yaş aralığı var mı? Yoksa yetişkin dönemde de artık o kontroller önemli hale geliyor mu? Erişkin hayata kadar takip etmek lazım. Yani en azından ergenliğe kadar mutlaka. Bir 18-20 yaş mı mesela? Çocuklarda çünkü dediğim gibi böbrek büyümesi devam ediyor. Tabii. Çocuğun boyu uzuyor. Ergenlikte organlar gelişiyor. Organların anatomisi değişiyor. O yüzden mutlaka takip etmek gerekiyor. Takipsiz hastalarda, geç bulgularda hastalar gelebiliyor karşımıza. Şimdi bir aylık bir süreçte iyileşme sağlayan bir hasta grubunuz da var. Yani aslında böbrek o kanalları, böbrek sağlığını geri kazanabiliyor vücut. Peki bu süreçte anne babaların, ailelerin özellikle dikkat etmesi gereken şeyler var mı Erman Hocam? Böbrek sağlığı açısından. Yani bu süreci iyileştirecek, iyileşmeyi hızlandıracak ya da iyi gelecek şeyler. Yani ailelerin esasında dışarıdan bunu çok değiştirebilecekleri bir durum yok. Öyle ama mi? Enfeksiyon bulguları açısından tabii çocuğu takip etmek gerekiyor her zaman için. Nedir mesela? Yani çocuk mesela genişlemesi düzeldi, ultrasonda her şey iyi gidiyor. Sonrasında takipten kendileri çıkacaksa da eğer çocukta bir işte idrarda yanma, huzursuzluk, işte erken dönemde emmeme ya da büyük çocuklarda ağrı, yan ağrısı gibi durumlar olduğu zaman ya da bir enfeksiyon bulguları ortaya çıktı ama odak bulunamadığı zaman mutlaka idrar yolundan şüphelenmek, oradaki sıkıntı tekrarladı mı o şüpheyi akla getirmek gerekiyor. O yüzden ailelerin bu konuda uyanık davranması gerekiyor. Uyanık davranması, takipten değil mi hocam? Çıkmamak. Yani çıkmamaları çok önemli. Bunun altını çizip duruyoruz. Ve aslında farklı cerrahi yöntemler var. Burada aslında cerrahın, doktorun da tecrübesi çok önemli Erman Hocam, öyle değil mi? Siz çocuklarla çalışıyorsunuz, çocuk ürolojisi üzerine çalışıyorsunuz. Aslında bu konuda tecrübeli bir hekim, bir merkez ulaşmak, bu anlamda bu tedavileri bu merkez için yaptırmak çok önemli değil mi? Evet, yani takiplerin düzenli yapılması gerekiyor. Bazen çocuk nefrologları da takip ediyor bu hastaları. İşte çocuk nefrolojisi, çocuk ürolojisi zaten birlikte takip etmek zorunda. Gerektiğinde cerrahi bir gereklilik halinde ürolojiye yönlendirmeleri gerekiyor. Bu yüzden takiplerin, yani en azından nefroloji ya da üroloji uzmanları tarafından mutlaka yapılması gerekiyor. Lütfen, bunlar çok önemli. Peki özel olarak anne babalara böbrek sağlığı için ve tabii ki bu kanalda ortaya çıkan bir darlık varsa dikkat edilmesi gerekenler, yaşam tarzında, bilmiyorum, bu çocuklar değil mi normal hayatlarına geri dönüyorlar evet. Erman Hocam. Spor yapabiliyorlar, okullarına devam evet. edebiliyorlar. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken şeyler var mıdır? Yani bu anlamda genel öneriler dışında çok fazla da esasında yapmaları gereken bir şey yok. Yani sadece takiplerine düzenli gelmeleri gerekiyor. İşte enfeksiyon bulguları açısından dediğim gibi uyanık olmaları gerekiyor. Çünkü çocuklarda enfeksiyon geçiriyorlarsa ya da işte taş oluşuyorsa, ağrı oluşuyorsa orada bir sıkıntı vardır, sıkıntı tekrarlamış olabilir. Bu konuda uyanık olmak gerekiyor. Çocuklar tabii sıvı alımlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Yani önemli susuz değil kalmak mi? Ya da işte fazla sıvı tüketimi de belki çocukların semptomlarını etkileyebiliyor. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ne öneriyorsunuz çocuklar için sıvı alımı miktarını? Şimdi çocuklarda da yine yaşla birlikte çok değişiyor. Değişiyor ama, değil mi? İşte bazı çocuklar hiç su içmiyorlar gerçekten. Evet, unutuyorlar okulda gün içinde. Özellikle su içmiyorlar. Aileler bu okuldaki sıvı alımlarını takip edemiyorlar. Eğer idrar rengi koyulaşıyorsa, böyle koyu sarı kahverengiye dönüyorsa orada bir sıvı alımı yetersizliği var demektir.
O yüzden ailelerinde birazcık bu sıvı alımını takip etmeleri gerekiyor. Özellikle yanlarında olmadığı, okulda oldukları dönemde de ne kadar sıvı aldıklarından haberdar olmaları gerekiyor. Çocuklarımız unutabiliyor. Bazen de tuvalete gitmeye gitmemek için de sıvı tüketmeyebiliyorlar hocam. Evet, yanılmıyorum değil mi? Özellikle okul çağı çocukları. Evet. Yine önemli idrar yolu enfeksiyonları için bir risk oluşturabilir bu da. Tabii ki de. Bir de eşlik eden reflü hastalığı da varsa hem hidrenefrozu hem reflüsü olan hastalarda yine enfeksiyon yönünden daha riskli olabiliyorlar. O yüzden yakın takip etmek lazım. Reflü de olduğu zaman yine cerrahiden fayda görüyor mu Erman hocam bu çocuklar? Tabii ama genellikle bu böbrek çıkışında daralma olan çocuklarda reflü olduğu zaman daha ılımlı seyrediyor. Cerrahiye çok gereklilik olmuyor genellikle. Ama tabii ikisi de varsa ve ikisinin de tedavi edilmesi gerekiyorsa böbrekteki sorunu çözmek önemli. Ondan sonra reflüyü de çözmek gerekiyor. Son mesaj ne olur Erman hocam? Çocuklarda hidronefrozu konuştuk, böbrek büyümesi. Aslında özellikle anne karnında da teşhis edilebilen bir sağlık sorunu. Bu anlamda da belki hocam avantajlı bile görülebilir. Evet. Son mesaj ne olur? Bu konuda ailelerin dediğim gibi takiplere çok önem vermesi lazım. Bazı aileler anne karnında teşhis edilse de bu genişleme belki o doğum telaşıyla, çocuk heyecanıyla akıldan çıkabiliyor ve takipsiz kalabiliyorlar. Yani gerçekten sorunlu ve genişlemiş bir böbreği olan hastalar takipte de kalamayabiliyorlar. Bunu mutlaka iyi takip etmek. Yani doktor artık gelmedi diyebilirse ancak o zaman takipten çıkmak gerekiyor. Lütfen eğer böyle bir sorun varsa, ki cerrahi olduktan sonra da takiplerin ne kadar önemli tabii olduğunun altını çizdik. Çünkü tekrarlayabilir. Evet, düşük bir oran ama yine de bunu akılda tutmakta tabii fayda var. Erman hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün de Başkent'te Sağlık programımızın sonuna geldik. İlk bölümümüzde endometriozis, yani çikolata kistini konuştuk. Kadınlarda üreme sağlığını nasıl etkiliyor ve tüp bebek tedavisiyle aslında üreme güçlüğünde son basamak tedaviyle ilgili de önemli sorulara cevaplar bulduk. İkinci bölümümüzde çocuklarda hidronefroz, yani halk arasında böbrek büyümesi olarak bilinen sağlık sorununu konuştuk. Nasıl ortaya çıkıyor? Belirtileri neler? Cerrahi tedaviye ne zaman gerek duyuluyor? Sorularımızın cevaplarını aldık. Sizlere güzel, keyifli ama en önemlisi sağlıklı bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.